evet, bugünlerde çok gündemde olan bir dizi karakterine denk geliyorum yine internet üzerinde. Masumlar Apartmanı dizisinde Ezgi Mola'nın oynadığı ve temizlik takıntısı olan Safiye karakteri. Buradan yola çıkarak takıntılı karakterlere karşı biraz daha ilgimiz olabilir mi acaba diye düşündüm seyirci ya da okuyucu olarak. Çünkü kişisel olarak ben bu tarz karakterlerden ve onların hikayelerini okumaktan hoşlanıyorum. Sonra hoşuma giden bu karakterler nelerdi diye şöyle bir sıralama yapmak istedim. Bu videoda hızlı hızlı bu karakterler üzerine konuşacağımız bir video olacak. Hadi bakalım. Evet, bu tarz karakterlerin neler olduğunu şöyle bir genel olarak dünya edebiyatında düşündüğümde aklıma geliveren ilk örnekler bir tanesi Moby Dick örneğin. Oradaki balıkla ilgili büyük tutkusu karakterin. Bir diğeri Nabokov'un meşhur Lolita'sı, orada profesörün Lolita'ya karşı olan takıntısı. Akla geliveren ilk isimler bunlar. Biraz daha detay düşündüğümüzde, biraz daha kenarda neler kalmış diye baktığımızda aklıma gelen önemli bir karakter de Stephen King'in Sadist romanındaki hemşire. Yani bu romanı da okumadıysanız yazar ve okur arasındaki ilişkilere çok enteresan bir örnek oluşturacak bir eser diye düşünüyorum. Ben gerilim tarzı çok okumuyorum. Stephen King'in birkaç kitabını okudum sadece. Ama bu kitap hem gerilimi hem konusu hem de konuyu işleyiş biçimiyle beni çok etkilemişti. Uzun zaman önce okumuştum. Hızlıca bahsetmek gerekirse bir yazara ve yazarın yaratmış olduğu bir karaktere takıntılı olan bir hemşire var. Yazar bir gün bir kaza yapıyor. Zor hava koşullarında, karlı vesaire bir ortamda ve hemşire de onu evine getiriyor. Daha sonra onun tedavisini yürütürken yazmış olduğu karakterin sonunu değiştirmesini bekliyor ve kitabı yeniden üretmesini istiyor neredeyse. Dolayısıyla bu karaktere karşı olan takıntısı hemşirenin adama inanılmaz işkenceler yapmasına neden oluyor. Yani buradaki gerilimin dozu ve üslup olarak çok etkileyici eserlerden bir tanesiydi. Takıntılı karakterler deyince aklıma ilk gelen kitaplardan bir tanesi bu oldu. Güvercin var. Patrick Süskind'in güzel bir romanı. Güvercin. Burada bir adamın bir güvercini nasıl takıntı haline getirdiğini okuyorsunuz. Adamın o yalnızlığı ve güvercinle mücadelesi ve aslında hayatını anlamlandırma çabası belki de çok güzel işlenmiş. Biz Süskind'in Koku romanıyla daha çok biliriz. Bence Güvercin Koku romanından daha iyi bir roman bana göre. Koku'da da hatırlıyorsanız zaten kokulara tutkun ve ayrı bir hayatında ayrı bir anlamı olan bir ana karakter üzerinden ilerliyor. Onu da belki takıntılı karakterler arasında sayabiliriz. Takıntıyla ilgili sorunları olan karakterlerden bir tanesi de Biz Hep Şato'da Yaşadık adlı kitabında Shirley Jackson'ın ana karakterlerinden bir tanesi. Açık alan korkusu var ana karakterinin ve yaşadığı onca şeye toplumsal şiddete ve sorunlara rağmen bulunduğu evden çıkamıyor olması çok önemli bir izlek oluşturuyor romanın içerisinde. Yazar da zaten kendisi de agorafobisi olan birisiymiş. Dolayısıyla gerçekçilik anlamında karakterini de çok başarılı bir şekilde oluşturmuş yazar. Shirley Jackson da gerçekten değişik hikayeler yazan bir yazar. Piyango adlı bir öyküsü var. Bunu da öneririm eğer okumadıysanız. Toplumsal şiddetin nasıl olağan hale gelmiş olabileceğini, o çürümüşlüğün ve sıkıntılı psikolojik durumların nasıl sıradanlaştığını anlattığı çok enteresan bir hikaye bu. Bir önceki videoda kötülüğün sıradanlığından bahsetmiştik. Belki biraz da
tam oradakiyle birebir örtüşmese bile piyango öyküsünde de şiddetin ve toplumsal gündelik hayattaki olağanlığını çok güzel işlemiş. Bu kitapta da buna değinen örnekler bulunuyor gerçekten. Dolayısıyla okumanızı da tavsiye edeceğim bir kitap. Son olarak bahsetmek istediğim bir karakter de Günden Kalanlar, Ishiguro'nun Günden Kalanlar romanındaki Stevens karakteri. Buradaki hizmetkar aslında tam bu kategoriye giriyor ama bilmiyorum, ama düzen takıntısı ve her şeyin kurallarına göre olması takıntısı. Kitap elimde bulunmadığı için kapağını şöyle hazırladım size. Düzen takıntısı bulunduğundan bunu bu karakterler arasında değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Kitapta dili ve üslubu açısından ve karakterin gerçekçiliği ve oluşturulma şekli açısından Ishiguro'nun en iyi eserlerinden bir tanesi bana göre. Çok keyif alarak okumuştum. Ayrıca güzel bir uyarlama olan filmi de var. İzlemediyseniz filmini de tavsiye ederim. Bunların haricinde internette araştırırken dikkatimi çeken bir kitap daha oldu. Ben okumadım. Flaubert'in Bibliomani isimli ilk dönem eseri varmış. Burada da kitap takıntıları olan bir karakter üzerine kurulu bir hikaye söz konusuymuş. Ben henüz edinip okumadım ama ilgimi çekti. Kitap takıntısı olan karakterler noktasında da okumaya değer diye düşünüyorum. İlk fırsatta onu da okumak isterim. Bugünlük bu kadar benim bahsedeceğim karakterler. Sizin de aklınıza gelen farklı bir karakter varsa ya da bu karakterlerle ilgili yorumlarınız varsa bana yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.